Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Türk siyasi hayatı için önemli bir gün bugün. AK Parti'nin 21. yaş günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümünde kürsüdeydi. Hedefinde muhalefet, özellikle CHP vardı. FETÖ'cü alçaklardan bile medet umdular dedi. Eski defterleri açtı, kast sistemine biz son verdik dedi. Türkiye'nin 21 yıl öncesine göre çok daha demokratik ve özgür olduğunu da altını çizdi. İşte Erdoğan'ın mesajı. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. AK Parti'nin 21. yaş gününde CHP'ye sert sözlerle seslendi. Girdikleri her seçimde sandıkta milletten tokat yiyenler maalesef iktidara gelmek için sokak olaylarından hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. Vesayet girişimlerinin hepsinin arkasında işte bu baskıcı, Jacoben, dayatmacı zihniyet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski defterleri hatırlatarak başladı eleştirilerine. Kadınlarımızın başörtülü başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü işte bu kast sistemine biz son verdik. Sonra sözü bugüne getirdi. Belediyelerin beceriksizliğinden İHA, SİHA ve Akıncılara yönelik tehditlere kadar her alanda görüyoruz. 28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlarımıza yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliği yapma pervasızlıklarına kadar pek çok alanda bunu görüyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuyu tehdidini hatırlatırken oynanan oyun hep aynı dedi. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık net tehdit ediliyor. Zaman değişse de, aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Demokrasimizin kazanımlarına yönelik bu saldırıların başrolünü son 70 yıldır olduğu gibi bugün de yine CHP üstlenmektedir. Erdoğan, Türkiye'nin 21 yıl öncesine göre daha demokratik ve özgür bir ülke olduğunu vurgularken, AK Parti'nin Türkiye'yi her alanda üst sıralara çıkardığının altını çizdi. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek olan, örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün kendi milli güvenliği için yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, ordusu güçlü bir Türkiye var. İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik, itibar ve özgüven kazandırdık. Ve altılı masa. Muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. 21 yıla neler sığdı? Türkiye ve elbette AK Parti hangi badireleri atlattı? Ülkenin demokratikleşme mücadelesinde nasıl zorluklar yaşadık? Tarih her bir anı kaydetti, kaydetmeye de devam ediyor. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde girdiği dönüşüm sürecini konuşuyoruz. Tabii AK Parti 21. yaşını bir etkinlikle kutluyor Ankara'da. Bir olduk, 21 olduk sloganıyla. Şimdi o törene gideceğiz. Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını da bekliyoruz. Ve arkadaşımız Sultan Akdoğan karşımızda. Sultan, seni dinliyoruz ayrıntılar için. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti bugün 21. yaş gününü kutluyor. Erdoğan, AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık demişti yola çıkarken. Bugün AK Parti'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında da ilk gün çıktığımız yoldaki o heyecanla yolumuza devam ediyoruz vurgusunda bulundu. AK Parti'nin 21. yaş günü için bir olduk, 21 olduk temasıyla Ankara'da şu an özel bir program düzenleniyor. Bu programı AK Parti'nin eski milletvekilleri, kurucuları, eski bakanlar, eski meclis başkanları,
Başkanları ve AK Parti teşkilatı davet edildi. Program AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından da AK Parti'nin 21 yılda yaptığı icraatları anlatan bir film gösterilecek ve en son kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yapmasıyla da bugün bu program sona erecek. Tabii AK Parti'nin 21. yaş günü dedik. Tabii ki AK Parti'nin 21 yıllık tarihine bakmakta da fayda var. AK Parti yola 14 Ağustos 2001'de çıkmıştı ve o tarihten bu yana gerçekleştirdiği pek çok atılımla da icraatleriyle de aslında Türk siyasi tarihine bir noktada damgasını vurdu. AK Parti yeni Türkiye'nin bir noktada vizyonunu çizmiş oldu. Son 21 yılda AK Parti iktidarlarında pek çok köklü değişikliğe imza atıldı. AK Parti Türk siyasi tarihinde oylarını 3 kez artırarak tek başına iktidara gelen de ilk parti olma özelliğini taşıyor. Tabii AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında dev yatırımları imza atıldı. Köprüler, havaalanları ve şehir hastaneleri inşa edildi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak, kürsüye çıkacak. O konuşmasında hem teşkilatına, AK Parti'nin yeni hedefi olan 2023 seçimlerine dair mesajlar da vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz programa gelmedi. Gelmesiyle birlikte de başlayacak diyelim. Söz tekrar Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Ozan Akdoğan çok çok teşekkürler ve kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim. Altılı Masa'da sular durulmuyor. Dikkat çeken çıkış bu kez Saadet Partisi'nden geldi. Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin de içinde olduğu Altılı Masa'nın artık bir önemi kalmadığını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Altılı Masa'nın adayının belli olmasından sonra ortalığın karışmaması için ön koalisyon önerisini gündeme getirdi. CHP ise tüm bu eleştirilere bakın ne yanıt verdi. Altılı Masa'nın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. İçinde bulunduğu ittifak için açık açık etkisiz dedi. Seçimlerde Altılı Masa'nın bir avantaj sağlamayacağını da sözlerine ekledi. Seçim kanunda değişiklik yapılınca, yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir türlü çözülemeyen adaylık düğümüne Bursa'dan ilmek attı bu kez. Kim aday olacaksa bir mutabakat sağlanması gerekir. Ki herkes o mutabakata göre politikalarını belirlesin. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da seçim öncesi Altılı Masa'dan garanti isteyerek yola çıktığı ittifaka güvenmediğini ima etti. Bizim de topluma güven vermemiz lazım. Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Önce bunu yapmamız lazım. Mümkün değil yani. Hatta Babacan sözlerini bir adım daha öteye taşıdı. Eğer bir protokolde uzlaşılmazsa masada işler karışabilir derken endişesini gizlemedi. İttifak ortaklarının tereddütleri CHP'ye de soruldu. Altılı masadan kaos, kargaşa çıkmaz. Altılı masa her şeyin en iyisini yapacaktır. CHP sözcüsü Faik Öztrak, masanın ortaklarından gelen tüm olumsuz açıklamalara rağmen bu ilginç yanıtı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim bugün başladı. 40'a yakın üründe indirim etiketlere de yansıdı ve indirime tüketicilerin ilgisi yoğundu. Marketlerde, kasalarda kuyruklar oluştu. Kırk çeşit üründe tarım kredi kooperatiflerinde indirime gidiyoruz. Tarım kredi kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şekerinden pirincine kadar. İnanılmaz kuyruk var. Çok fena. Etiketler indi, tüketici sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından 1400 tarım kredi marketinde hazırlıklar tamamlandı. İndirimler etiketlere yansıdı. İndirimin ilk gününde marketlerde, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yağ aldım, yumurta aldım, tavuk aldım. Ekonomik geldi mi bugün size tabii biraz da? Geldi tabii. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, deterjan, tuvalet kağıdı. 40'a yakın üründe fiyatlar düştü. Peynirde 10'ar lira düşüş olmuş. Kuru baklagillerde evet olmuş. Yağ almışsınız, pirinç almışsınız. Gayet güzel, hepsi ucuz. Nasıl buldunuz? İyi, imkanlar da güzel. İndirim yapmışlar. Peki indirim etiketlere nasıl yansıdı? 5 litrelik ayçiçek yağında bir indirim var. 162.90'dan 146.90'a
inmiş. Şimdi sepetimize ekliyoruz. 2,5 kiloluk pirinçte de bir indirim var. 48.75'ten 43.90'a düşmüş fiyatı. İndirimler fırsat yazılı etiketlerle reyonlarda ayrıca da belirtilmiş durumda. Balda da bir indirim var. 46.50'den 37.90'a düşmüş. Onu da koyalım sepetimize. İndirimden önce bu ürünler 625 lira tutarken tüketiciler aynı ürünlere kasada 555 lira ödedi. Yani 10 kalem ürünü 70 lira daha ucuza aldı. İndirimden memnunuz. Bunun devamını bekliyoruz tabii ki. Yani burada kalmasın. Fiyatlar gayet iyi, yeterli. Küp şeker, tavuk kanat ve salça da indirime giren ürünler arasında. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirimler etiketlere yansıdı. Ancak kırmızı ette beklenen indirim henüz gerçekleşmedi. Et ve süt kurumu tedariğini tamamlar tamamlamaz hafta ortasından itibaren kırmızı ete de %30-35 oranında bir indirim gelecek. Fiyatlar iyi şu an. Yani diğer marketlere göre çok çok iyi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin diğer zincir marketlere de çağrısı vardı. Onlardan da indirim bekliyoruz dedi. Geçen haftaki fiyatlara göre bu haftakilere bakacak olursak güzel bir indirim var. 16 lira indirim olmuş toz şekerde. Özel üniversite öğrencileri isyanda. Çünkü okul yönetimi yıllık eğitim ücretine %200 zam yaptı. Ayrıntılar birazdan ATV Ana Haber'de. Geçtiğimiz hafta beklenen kuvvetli yağış mega kenti bugün sabah saatlerinde etkisi altına aldı ve deyim yerinde ise gök delindi. Metrekareye düşen yağış yer yer 100 kilogramı buldu. Mega kentte yaşayanlar işe gitmeye çalışırken yakalandıkları selde ne yapacaklarını şaşırdı. Çöken yollar, çatılar ve istinat duvarları da cabası. İşte İstanbul'un yaz ortasında göstermeye çalıştığı sel sınavı. Aniden bastırdı, rögarlar taştı, yollar göle döndü, iş yerleri su altında kaldı. Taşmayacak, taşmayacak diyorlardı. Dere yine taştı. Komple dükkanlarımız, her taraf mahvoldu. Maşallah, subhanallah, İstanbul'u şu anda sel götürüyor. Şuraya bakın. Her yer sel içinde. Burası Çengelköy. Çengelköy'de maalesef rögarlar taşmış vaziyette. Bu ne ya? Lugar resmen kaynıyor ya. Saat itibariyle İstanbul Fatih pazar ve pazarcıların son durumu işte böyle. Vaziyet kötü. Günlerdir beklenen sağanak yağış şehre adeta kabus gibi çöktü. Dile kolay 5 saatte metrekareye düşen yağış 100 kilogramı buldu. İstanbullular o yağmura hazırlıksız yakalandı. Böyle yağmuru ben daha ilk defa görüyorum yani. Çok şiddetli yağıyor. Bekliyoruz, eve de gidemiyoruz yani buradan. Mega kentte yağmur sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede bütün kenti etkisi altına aldı. Mevsim normallerinde Aralık ayı boyunca düşecek yağış 5 saate sığınca işe gitmek için evlerinden çıkanlar yollarda mahsur kaldı. Maltepe cezaevinin olduğu bölge köprü çöktü ve araç ve sular içerisinde mahsur kaldı. Çek kenara arabayı. Niye uğraşıyorsunuz? İçinde kimse var mı? Toplu taşımada da yer yer aksamalar yaşandı. Bazı otobüsleri su bastı. Uçaklar iniş için uygun fırsat kolladı. Sağanak yağış şiddetini o kadar artırdı ki seyir halindeki motorcular çareyi köprü altlarına sığınmakta buldu. Motorcular şimdi sağanak yağışın etkisini kaybetmesini bekliyor. Vallahi hazırlıksız değiliz aslında ama yine de gidilecek gibi değil yani. Güvenli değil diyorsunuz. Güvenli değil, evet. Çok tehlikeli. Şu yani bu yağmurda biraz zor yani. Devam edenler var yoluna. Allah yardımcılar olsun yani. Zor, gerçekten zor. Şiddetli yağış sebebiyle istinat duvarlarında, yollarda ve çatılarda çökmeler de yaşandı. Yol çökmüş, arabaya girmiş. Şimdi araç geçti. Ben de arkasındayım. Yavaşladım. Yavaşladım. Öyle ki defin bekleyen cenazeler bile gasilhanelerde mahsur kaldı. Şu an Zincirli Kuyu gasilhane önündeyiz. Cenazemiz var, defnedemiyoruz. Burada mağdur durumdayız.
Okullar ve hastaneler de yağıştan nasibini aldı. Sarıyer'de bulunan bir hastane su altında kaldı. Hastalar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gördüğünüz gibi insanlar ve hastalar mağdur kaldı. Tarihi Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda da durum farksızdı. Ne ya, şelale. Allah Allah. Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Eminönü meydan oldu. Tarihi Mısır Çarşısı'nda sağanak yağış başladığı andan itibaren elektrik kesintisi yaşandı. Tarihi çarşıya gelenler alışverişi karanlıkta yapmak zorunda kaldı. Dere yataklarından gelen çamurlu suyla İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengi çamura bulandı. O görüntü drone'la işte böyle görüntülendi. Şehre kabus gibi çöken sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini yitirdi. Geriye ise milyonlarca liralık zarar bıraktı. İstanbul'un altını üstüne getiren yağışla ilgili meteoroloji 17 ilde alarm vermişti ve tam da beklendiği gibi oldu. Kuvvetli yağış Yalova, Tekirdağ ve özellikle de Bursa'nın Mudanya ilçesinde çileye dönüştü. Sel sebebiyle deniz bile renk değiştirdi. Benzer kabus öğle saatlerinde başkente de başladı. Şiddetli rüzgarı takip eden sağanak sokakları kısa sürede nehre çevirdi ve ne yazık ki yağış sırasında bir inşaatta devrilen kolonun altında kalan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Haber ekibi olarak işte bu yağışı görüntülemek için dışarı çıkmıştık. Ancak şiddetini o kadar arttırdı ki şu an arabadan inmek mümkün değil. Geçebilecek misiniz peki? Durumda çok zor. Demin az daha boğuluyorduk. Nefessiz kaldım yoğunluktan. Ankara'nın neredeyse her noktasında manzara aynıydı. Önce şiddetli rüzgar, ardından bir anda etkili olan sağanak yağışa teslim oldu başkent. Sağanak yağış doluya çevirdi ve şu an bu sesleri duyabiliyorsunuz. Ankara'nın ana arterlerinde Eskişehir, Konya ve İstanbul yolunda trafik işte bu halde tamamen durmuş durumda. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar yollarda, başkentliler sığınabildikleri yerlerde mahsur kaldı. Kısa süre sonra Ankara sokakları işte tamamen bu hale bürünmüş durumda. Caddeler adeta dere haline aldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Bakın işte bu tarafta da Eskişehir yolunu görüyorsunuz. Göz gözü görmüyor bu kuvvetli sağanak yağışta ara ara dolu yağışlarının da etkili olduğunu belirtelim. Yoğun yağış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de vurdu. Personel otoparkının tavanı su almaya başladı. Ankara Adliyesi'nde de durum farklı değildi. Etkili olan rüzgar sebebiyle tavan çöktü. Neyse ki yaralanan olmadı. Sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgarlar da etkiliydi. İşte o rüzgarda bakın bir reklam panosu Konya yoluna binlerce aracın geçtiği bu ana artere düştü. Neyse ki orada bir araç yoktu ama hemen yan tarafta bulunan bir aracın üstüne de düşerek araca zarar verdi. Yalnızca 5 dakika içinde Ankara'da hayat durma noktasına geldi. Bu kum birikintileri denize çıkan yeri tıkamış. Yağışa teslim olan yalnızca Ankara değildi. Ağaçlar devrildi, sokaklar suya gömüldü. Bursa'da sabah başlayan sağanak yaklaşık 1,5 saat sürdü. Mudanya ilçesi göle döndü. Derenin denize açılan ağzına şu anda ekipler geldi. Müdahale ediyorlar. Sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saklanacak yer aradı. Sağanağın vurduğu bir diğer kent ise Yalova'ydı. Gittikçe hızlandı hava yağışı. Araçlar gömülmeye başladı. Esnaf dükkanlarına dolan suyu tahliye etmek için uzun süre mücadele etti. İşe gitmek için yola koyulanlar zor anlar yaşadı. Tekirdağ'da da manzara farksızdı. Sokaklar su altında kaldı. Süleymanpaşa'da 14 iş yerini su bastı. Tepeden giriyor. Süreyi mazgal yapması lazım. Sabah kepenkleri açan esnaf dükkanlarına dolan suyu görünce büyük üzüntü yaşadı. Yolu yükselttiniz. Yıllardır biz burada esnafız. İki oldu siz bu yolu yaptıktan sonra bizim dükkanlarımıza su basıyor. Ankara'da evine gitmek için halk otobüsüne binen bir yolcu fenalaştı. İşte o anda bir seferberlik başladı. Otobüs şoförü güzergahından ayrıldı. Direksiyonunu en yakın hastaneye kırdı. Yetmedi. Hastaneye gelinceye de rahatsızlanan yolcusunu acil servise kadar sırtında taşıdı. Kahraman şoför zamanla yarıştığı o anları ATV Haber anlattı.
Arkadaşlar dedim kusura bakmayın dedim, hastamız var dedim. Keçiören eğitim araştırmasına direkt sürüyorum dedim. Güzergah dışı ama dedim kusura bakmayın dedim. Bir an bile düşünmedi, herkes yavaşlamasını veya durmasını beklerken o gaza bastı. Fırat Kaya'nın o gün yaklaşık 60 yolcusu vardı. Yolculardan biri fenalaşınca bir saniye bile tereddüt etmedi. Aracını doğrudan en yakın hastaneye sürdü. İki arkamda koltukta bayan rahatsızlandı. Bunu bir yolcu bana söyledi. Hamile olduğunu söyledi. Çok rahatsız dedi. Ankara'da Atapark Dikmen hattında çalışan halk otobüsünde yolculardan biri fenalaşınca zamanla yarış başladı. Ben gelen durağa durmadan direkt Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'ne seri bir şekilde gittim. Güzergah dışı ama dedim kusura bakmayın dedim. Direkt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittim. Güzergahından ayrılan halk otobüsü şoförü en yakın hastaneye yöneldi. O anlarda yolcular da devreye girdi. Baygınlık geçiren kadına müdahale edildi. Otobüs şoförünün çabasıyla kısa sürede hastaneye vardılar. Ancak bu sefer de problem sedye bulmaktı. 2 dakika beklediler. Sedye bulamayınca Fırat Kaya o hastayı sırtına aldı, hastaneye taşıdı. Koridora düştü. Yolcularımızı da kaldırdık, yardım ettiler. Olduğu yere yığıldı zaten. Sedye de gelmeyince sırtıma yükleyip acile kadar teslim ettim. Hastayı sırtına aldı, acil servise kadar taşıdı. Sağlık çalışanlarına teslim ettikten sonra da seferine kaldığı yerden devam etti. Ama bu kez tüm yolcuları evlerine bıraktı. Adana'da yaşayan Gazi Özel Harekat Polisi Gökhan Yağmur'un oğlu girdiği bir tartışmada gözaltına alındı. Gazi polis oğlunun durumunu öğrenmek için gözaltına alındığı yere gitti. Çıkan arbede sırasında sivil bir polise yumruk atınca ortalık karıştı. Gözaltına alınan Gazi polis memurunun iddiasına göre şiddet karakolda da devam etti. Ne olduğunu ben anlamadım. Birden üstüme çullandılar. Arkadan elimi de kelepçelediler. Ters kelepçe yapıldı, karakola götürüldü. Polis gazisinin iddiasına göre şiddet karakolda da sürdü. Makam odasında, devletin makam odasında yetkisini aşarak beni darp etti orada. Oğlumu darp etti. Eski özel harekat polisi Gökhan Yağmur, 1999 yılında Hakkari'de girdiği çatışmada yaralanmış gazi unvanı almıştı. Yağmur'un oğlu Adana'da gittiği mekanda doğum günü kutluyordu. Polis denetimi sırasında yaşanan tartışmada arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı. Lütfen sakin ol. Vurdun lan! Mekana vardığımda Batur'un nerede olduğunu sordum. Dediler ekip arabasında. Dedim ne oldu? Yaşanan o arbedede polis gazisi Gökhan Yağmur sivil polise yumruk attı. Polis dövdün diyor. Ben polis dövmedim. Resmi üstünde amblem olan bir kişiye ben elimi bile kaldırmadım. Gözaltına alınan gazi polis iddiasına göre karakolda da darp edildi. Çift yumruk göğsüme saydırmaya başladı. Sakat ayağıma çelmeyi taktılar, yere düşürdüler. Kelepçeli şekilde. Darp edildiğini öne süren gazi özel harekatçı o polislerden şikayetçi oldu. Ölsem daha iyiydi. Ölsem daha iyiydi yani. Kulak çınlaması dedikodunun değil, kötü bir hastalığın habercisi olabilir. Doktorlar uyarıyor, aman dikkat. Birazdan ATV Ana Haber'de. Sırada sahte deterjan, şampuan, sabun gibi temizlik ürünleri merdiven altı üretip internet üzerinden satan o dolandırıcıların haberi var. Yüz binlerce üründen bahsediyoruz. Satışa hazır halde bekleyen, talep çoktu. Kampanya adı altında o ürünleri çok daha uygun fiyatlara sattılar. İçeriğine gelince ne olduğu belli değil ama uzmanlar kanserojen madde uyarısı yapıyor. Polis ise insan sağlığını hiçe sayan o dolandırıcılara operasyon yaptı. İşte ayrıntılar geliyor. İnternet üzerinden alıyorum. Daha uygun fiyatlar. Sahte olma olasılığı yüksek. Binlerce sahte şampuan, el sabunu, deterjan, güneş kremleri ve daha niceleri. Hepsi internetten satışa hazırdı ama o dolandırıcılar paraları cebe indiremeden yakayı ele verdi. Çamaşır yıkandı ama böyle kirleri götürmemiş. Oradan da yine sahte olduğunu anlayabiliriz. Artı bir de fiyat farkından. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon aslında internet üzerinden alışveriş yaparken ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini bir
bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki internette şampuan, saç kremi, el sabunu, güneş kremi, yani en çok tüketilen ürünlerin birebir sahteleriyle dolu. İşte bu operasyonla binlerce sahte ürün ele geçirildi. Kaşıntı yapıyor sonuçta. Ürünlerin içeriğinde ne olduğu belli değil. Kutuları, bandrolleri var. Orijinal gibi görünse de hepsi sahte. Üstelik şampuan, deterjan gibi ürünlerin satış fiyatları marketten çok daha uygundu. Çamaşırlarda bir kere böyle leke farkları olabilir. Artı çamaşırları giydikten sonra daha çok bir alerji yapabilir. Satın aldıkları yerin kurumsal ve gerçekten bilinen bir yer olması önemli. O sahtekarlar o kadar profesyoneldi ki ürünlerin birebir benzerlerini yapıyorlardı. O yüzden sadece yurt içi piyasasına değil, bu ürünleri yurt dışı piyasasına da sürüyorlardı. Elbette onların satış yaptığı yerse yine internet ortamıydı. İnanılmaz bir başarılı bir sahte ürün yapım organizasyonu vardı. Dolandırıcılar mevsimine göre üretim yapıyordu. Öyle ki yaz yaklaşırken ürettikleri arasında işte böyle güneş kremleri vardı. Kış yaklaşırken ürünler değişiyordu. Mesela antifrizler, motor yağları onların radarına giriyordu. Üretim yerleri Beylikdüzü'ydü ancak işte bu sahte ürünleri Silivri'de bir çiftliğin ahırında saklıyorlardı. O dolandırıcılar satışlar iyi olunca fabrika gibi çalışmıştı. Yüz binlerce ürün de hazırdı. Sevkiyatı polise yakalanmamak için akıllarınca köy yollarından yaptılar. Ama operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler de imha edilecek. Milyonlarca öğrenci bugün hangi üniversiteyi kazandığını öğrendi. Yeni öğrencilerin heyecanı bir yana, özel üniversitelerde okuyanlarsa dertli. Özellikle de yıllık ücretlere yapılan faiz zamlara tepkililer. Aileleri verilen %5 sözüne rağmen %300'e varan artışı nasıl karşılayabileceklerini düşünüyor. Ücretim 30 binden 105 bine çıktı şu anda. Bu da %250 bir zam oranına denk geliyor. Geçen sene 16 bin ödedim. Bu sene 34 bin lira talep ediyorlar. Geçen sene 33 bin ödemiştim. Bu sene 76 bin ödemem gerekiyor. 4. sınıfa geldim. Ben bu sene tezimi normalde yazmam lazım. Şu anda okuyamamakla karşı karşıyayım. Çünkü kayıt yaptırdıkları zaman okul onlara %5 ya da %10 zam yapılacağını söylemişti iddiaya göre kayıt yenileme zamanında. 2019 ve 2020 girişli öğrencilere %5, 2021 girişli öğrencilere %10 taahhütü verildi. Boy boy şeyler astılar, %5 olduğuna dair, %10 olduğuna dair. Ama şimdi okula gelip kayıt yenileme yaptıkları zaman faiz zamla karşılaştılar. Çünkü okul ücretlere %200, %300 zam yaptı. Benim için %220'ye yakın bir zam oranı var. İlk yıl 10 bin ödedim, 12 bin, 15 bin ve şu an 30 bin lirayla karşı karşıyayım. 17 bin lira öderken ücretim 56.200 liraya tekabül ediyor. Ben %100 zam oranıyla karşı karşıyayım şu anda. Burası bir eğitim kurumu. Biz onların müşterisi değiliz, öğrencisiyiz. Üniversitemizin bize yaptığı faiz zamlarla uğraşmak istemiyoruz. Öğrenciler okul yönetimiyle birçok kez konuşmak istedi ama iddiaya göre cevap alamadılar. Tercihlerin son bulduğu günde neden zamları açıkladınız? Bunu merak ediyoruz ve cevabını alamıyoruz. Gelen tepkiler sonrası o özel üniversite açıklama yaptı ve ücretlerinin diğer üniversitelere göre daha erişilebilir olduğunu savundu. Peki özel üniversiteler bu şekilde faiz zam yapma hakkına sahip mi? Tüketici aleyhine o sözleşme tek taraflı değiştirilemez. Yıllık %5, %10'dan fazla artış yapılmayacağı beyan edilmişse üniversiteler bu vaatlerini yerine getirmek zorundalar. Tek bir istekleri var, o zammın geri alınması ve eğitim hayatına devam etmeleri. Bu sene gidemezsem okul hayatım tamamen bitiyor. Emek emek geldiğim her şeyden vazgeçmek zorunda kalacağım. Müşteri, değil, öğrenci. Ukrayna'daki çatışma daha bitmemişken Çin ve Tayvan arasında savaş rüzgarlarının esmeye başlaması tüm dünyanın yüreğini ağzına getirmişti. İşte bu gergin ortamda ordular arasında tehlikeli bir savaş oyunu gerçekleştirildi. 37 ülkenin kozlarını paylaştığı anlar açık bir gövde gösterisi gibiydi. Mayınların arasından geçtiler, parkuru tamamlayıp hedefleri tek tek vurdular. Savaş oyunları bu yıl Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk bölgesinde başladı. Oyunlara aralarında Rusya, Çin ve İran'ın da bulunduğu 37 ülke ve bölgeden 270 asker katılıyor.
Yarışların ilki tanklarla düzenlenen kara taarruzuydu. Hızla hareket eden birlikler parkurun tozunu attırdı. Zorlu engellerin geçilmesinin ardından hedeflere atış yapıldı. Belarus ordusuna ait zırhlı birlik 3 hedefi tam isabetle vurarak bu etabın birincisi oldu. Çinli askerlerse hedefleri vuramayınca bir tur ceza aldı. İkinci günde hafif zırhlı birlikler yarıştı. Mayın tarlası zorlu manevralarla aşıldı, düzinelerce engel atlatıldı. Görevlerin tek tek yerine getirildiği parkurda bu kez Çinli askerler başarılıydı. Savaş oyunlarına ilgi büyük. Oyunlar 27 Ağustos'a kadar sürecek. Yine savaşla ilgili çok tehlikeli bir oyunun görüntüsünde sıra. Ukrayna sokaklarındaki iki çocuk oyunu oynadıklarını sanarken az kalsın kendilerini öldürüyorlardı. İşte savaşın bir başka karanlık yüzü. Daha oyun çağındalar. Ancak ne yazık ki savaş onların tek gerçeği. Rusya işgaline direnen Ukrayna'da kayda geçti bu görüntü. Kadraja iki çocuk girdi önce. Birinin elinde otomatik tüfek, diğerinde ise roket atar vardı. Merakına yenik düşmüş solda yürüyen ufaklık, silahın dolu olduğunun farkında bile değildi. Tetiğe basmasıyla roketin ateşlenmesi bir oldu. İkisi de panikle ellerindeki silahları atıp koşmaya başladı. Arkalarında son anda kurtuldukları bir ölüm tehlikesi ve toz duman olmuş bir ara sokak kaldı. Tıpkı Ukrayna'nın kalanı gibi. Sırada dünyanın farklı noktalarından görüntüleriyle öne çıkan haber turumuz var. Bisikletliler ormanda yarışıyordu. İçlerinden biri yere düşünce kazaların da ardı arkası kesilmedi. Dağ yolları epey tehlikelidir. Motosiklette gezintiye çıkan adam biraz dikkatsiz davranınca uçurumdan böyle yuvarlandı. Hadi tut. Off-road için yapılan özel modifiyeli araçlar var ama bu onlardan biri değil. Şoför kendine fazla güvendi, çamurlu yokuşu çıkacağını zannetti fakat işler pek de umduğu gibi gitmedi. Kamyon şoförü yolda tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen adamı görünce yanından geçmek için gaza yüklendi. Aceleyle yaptığı bu hamle kazaya davetiye çıkardı. Kanada'da Ontario Belediye Başkanı Doug Ford basın toplantısı düzenliyordu. Tam konuşurken ağzına arı girdi ve Ford o arıyı yutuverdi. Üzerine bir de su içince o anlar sosyal medyada alay konusu oldu. Hava yağmurluydu. Önce yere taşları dizdi, sonra metal kutuyu alıp üzerine yerleştirdi. Çevredekiler onu merakla izliyordu. Kutunun içine bir de battaniye koydu. Bu kutu üşüyen köpekler için sıcak bir yuva oldu. Aynı anda birden fazla müzik aleti çalan görmüştük ama dört kişinin bir enstrümanı çaldığına pek de rastlanmaz. Dört müzisyen gitarı perküsyonla birleştirince de ortaya işte bu muhteşem müzik çıktı. Ve sevimli bir savaşçı var sırada. Babasını ışın kılıcıyla yenmeye çalışıyor. Oyunculuk performansı ise mükemmel. Kara! Kara!
Türkiye KK şampiyonu da olan milli sporcu Alparslan Ayhan arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapıyordu. Bu sırada bir grubun kavga ettiğini gördüler. Ayırmak için araya girdiler ama bu iyi niyetli girişimin karşılığı dayak oldu. Oy. Amacı sadece kavgayı ayırmaktı ama tekme ve yumrukların hedefi oldu. Türkiye kaykay şampiyonu milli sporcu Alparslan Ayhan geçtiğimiz hafta arkadaşı Kerem Şahinoğlu ile Maltepe sahilindeki kaykay parkında antrenman yapıyordu. Kayarken arkada bir ses duyduk, baktığımızda küçük bir arkadaşımızı 3 kişinin hırpaladığını gördük, yere yatırmışlardı. Kerem ilk başta koştu, ardından ben gittim. Tutmaya çalıştık çocukları, ayırmaya çalıştık. Ne olduysa da ondan sonra oldu. Alparslan Ayhan ve arkadaşı iki grubu ayıralım derken darbelerin hedefi oldular ve kalabalık bir grup tarafından darbedildiler. Arasından bir tanesi bana yumruk attı. Arkadaki onların arkadaşları böyle bir grup olarak, kaç kişiler bilmiyorum, bayağı kalabalıktı, hepimizin üzerine çullandı. Kerem'i yerde gördüm ki böyle başında bir 7-8 kişi kadar tekmeliyordu onu. Onu kurtarayım derken gittim ittirmeye çalıştım ve çok bir efektif olmayınca da hepsi bana saldırmış oldu. Kavgayı görenler hemen kaykay parkına koştu. Bunun üzerine saldırganlar dağıldı. Son gördüğüm şey bir anda sağdan soldan kaçıştıkları oldu. Çevredekiler yaralı iki gence ilk müdahaleyi yaptı. Ardından da olay yerine ambulans çağrıldı. Hemen olay yerine geldiğimde ambulans vardı. Siz oğlunuzu ambulansta mı gördünüz? Ambulansta gördüm. Şikayetçi olduk. Çocukları da bildiğimiz için, çünkü sürekli aynı tipler. Gereken neyse yapılmasını bekliyoruz. Genç sporcunun kaşı açıldı ve burnu iki yerden kırıldı. Bu yüzden de ameliyat olmak zorunda kaldı. Ona saldıranlardan iki kişinin ise kimliği belirlendi. 15 yaşındaki o iki kişi ise gözaltına alındı. Bir saldırgansa hala aranıyor. Bunların bir yaptırımı olması lazım neticede. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bütün çocuklar adına. Bizim canımız yandı, başkalarının çocukların canı bu şekilde yanmasın. Kuryelerin işi zor. Gece gündüz paket yetiştirmeye çalışıyorlar ve çok daha dikkatli olmak zorundalar hem trafikte hem de hırsızlara karşı. Şimdi izleyeceğiniz motokuryede bir anlık fırsatı değerlendiren hırsızı son anda fark etti ve adı gibi cesur bir hamleyle ona geçit vermedi. Ondan sonra atladım. Allah ne verdiyse dedim. Mal canın yongası dedi. Robin Hood gibi uçtu. Ekmek teknesini çalmak isteyen hırsızı uçan tekmeyle etkisiz hale getirdi. Size Süpermen diyorlar, peki buna ne diyorsun? Benim adım zaten Cesur. Adı gibi Cesur Kurye işkembeci de çalışıyordu. Sipariş vardı abla, siparişi getirdim. Cesur Dursun her zaman olduğu gibi pazar gecesi de elindeki paket servisi bırakmak için işte Zeytinburnu'ndaki bu adrese geldi. Ancak motorun üstünde anahtarını bıraktı ve yukarı çıkarak çorbalarını teslim etmeye gitti. Teslimatı yapıp hemen dönecekti ama fırsat kollayan hırsız çok yakınındaydı. Bir arkadaş burada köşe başında oturuyor, farkında değildim tabii. 7 tane mercimek verdikten sonra herkes ayrı ayrı para çorbasını veriyor. Motorunun sesini duymasıyla başına gelecekleri anlaması biri oldu. Bir motor sesi geldi. Benim motorum, başka bu saatte sonra kimsenin motoru olamaz. Cesur Dursun o anda adına yaraşır bir refleksle motorun da adamın da üzerine atladı ve o anda hem motorunu kurtardı hem de hırsızı bertaraf etti. Düşmenin etkisiyle bileği incinmişti ama motorunu kurtarabildiği için çok mutluydu. Canman gitsin, ben zaten motor çalışırken kendimi attım üstüne. Ne olursa olsun motosikleti kurtarmak istediniz. Yani, tabii ki de. Benim önemli olan ben buradan ekmek yiyorum ben bu motorda. Siz de böyle bir arkadaşı. Ekmeğine sahip çıktı yani. Dengesiz atladım biraz. Hırsız ne yaptı o sırada? Kaçtı abla. Çorba da yoktu motorda. Motordaki çorbayı da almış giderken. Giderken galiba çorbayı da götürmüş abla. Ankara'da iki esnaf arasında başlayan park yeri tartışmasında kan döküldü. Çevredekiler onları ayırdıklarını sandı ama içlerinden biri 24 saat geçmeden hayatını kaybetti. Polis şimdi cinayet ihtimalini değerlendiriyor. Bak gelişini görüyor musun? Önce park yeri cinayeti dendi. Ancak o seçeneği güvenlik kamerası görüntüleri boşa çıkardı. Cinayetten bir gün önce de tarafların kavga ettiği ortaya çıktı. Kayıtlarda Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde çay ocağı işleten Halil Pullu'nun komşusu Murat Ulaş Kanbur'un dükkanına gittiği görülüyor. Yanındakiler öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışıyor, içlerinden biri ise o an ayakta bile duramıyor. 5-6 kişi bir gün önceden o dip
tarafta gördüğünüz yerde benim yeğenimin dükkanını basıyorlar. Tehdit ediyorlar, seni öldüreceğim diyor. İçeriye Murat abimizin ofisine tehditle giriyor. Taraflar karakola gitti ama birbirinden şikayetçi olmadan oradan ayrıldı. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi dükkanlarını açtılar. Ama... İşte bu çay ocağının sahibi Halil Pullu, beraberinde çalışan Yunus Ergü ile birlikte işte burada duran bu park alanına bir duba yerleştirmiş ve çevre esnafın buraya park etmesinden rahatsız olduğunu söylemişti. O gün çıkan tartışmanın hemen ertesi günü yan dükkana gitti ve talihsiz adamı bıçakladı. Katil aradan geliyor, buradan biri işaret ediyor. Benim yeğenim de o gün öldürüldüğü gün buradan çıkıyor, bıçağı bu kalbinin altına sokuyor. Bir gün önce dükkanına gelen ve ayakta durmakta zorluk çeken Yunus Ergü bu kez hazırlıklı geldi. Murat Ulaş Kanbur'un katili oldu. Ben ilk burada gördüm, içeriye giriyordu. Tam içeriye girdiğinde şu rafın oraya düşmüştü. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otoparkla bir alakası yok. Halk arasında genellikle kulağa çınlayan biri beni andı deyip geçer. Ancak uzmanlara göre çınlama deyip geçmemek gerekiyor. Zira o ses çok ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Bu sesi neredeyse tanımayan yok. Hayatımızda bir kez de olsa karşılaştığımız kulak çınlama sesi. Yani genelde kulağım çınladığında şeyi düşünüyorum, hani muhtemelen biri arkamdan konuşuyor. Sol kulak çınladığında da hakkımızda iyi düşüncelerini söylediklerini söylerler. Halk arasında sağ kulak çınlarsa biri sizi anıyor, sol kulak çınlarsa hakkınızda kötü konuşuluyor diye bilinse de aslında uzmanlara göre kulak çınlaması çok ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. İşitme kaybıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu üzerine durulması gereken bir şey. Çünkü burada işitme organının önemli bir hastalığı var demektir. Vallahi işte biri anıyor işte yani. Çınlayınca mı anıyor? Evet, ama şu anda herhalde anmıyorlar çünkü arayan soran yok. Uzmanlar o kısa süreli sesi iyi dinleyin diyor. Çünkü birbirinden farklı çınlamalar hastalığın ne olduğunu söylüyor. Nabazan sesi tanımlar hasta. Puf, puf, puf bir kalp sesi duyar adeta o kulakta. O da damarlanmayla ilgili kulak çevresinde bir sorun olduğunu bize gösterir. Öyle ki kalp krizi riskinin de önceden habercisi olabilir. Bazen en erken belirti de olabilir. Bu kan pompalanmasında, yani dolaşımda bir sorun var ise kulaklar son derece hassas organlar, bu defa bunu farklı seslerle bize yansıtıyor olabilirler. Kulak sağlığı için yüksek sesten uzak durmak önemli. Yüksek sesten uzak durmak gerekir. Yani bunu bilmek lazım ki, yani bu bir darbe yemek gibi. O sesin fazlasının zarar verdiğini bilmek lazım. 600 kiloluk deniz aygırı Freya ve ona gösterilen ilgiyi dün ekranlarınıza taşımıştık. Ne yazık ki o ilgi Freya'nın sonunu getirdi. Norveçli yetkililer tartışmalı bir karara imza attı ve belki insanlara saldırır diye Freya'yı uyuttu. Dünyaca ünlü deniz aygırı Freya fazla ilginin kurbanı oldu. Norveç'te bir süredir Oslo sahillerinde yaşıyordu Freya. Güneşlenmek için üzerine atladığı tekneleri batırması, gözlerin ona çevrilmesine neden olmuştu. Norveçli yetkililer daha önce de morsun stres seviyesinin arttığını ve onu görüntülemek isteyenlere saldırabileceği konusunda halkı uyarmıştı. Ancak kimse 600 kiloluk deniz aygırından gözlerini alamadı. İşte bu ısrar zavallı hayvanın sonunu getirdi. Normalde Kuzey Kutbu yakınlarında yaşayan deniz aygırları insanlara saldırmıyor. Norveçli yönetimse kamu güvenliğini gerekçe göstererek çok tartışılan bir adım attı. Başka bölgelere taşınması da seçeneklerden biriydi ama yetkililer bu alternatifi seçmedi. Freya onu izleyen insanlara belki saldırır diye uyutuldu. Yani aslında öldürüldü. Gördüğü ilginin kurbanı olan Freya şimdi tepkilere rağmen hayatına son verilmesiyle de tartışmaların odağında. Fethiye'de iki paraşütçü 1700 metre yüksekliğindeki Baba Dağ'dan peş peşe atlayış yapıyordu bugün. Ayaklarını yerden kesmişlerdi ki rüzgarla birlikte paraşütleri dolandı. 4 kişi büyük bir hızla yere çakıldı. Kalkış sırasında iki paraşüt birbirine dolandı, zemine çakılan paraşütteki 4 kişi yaralandı. Oh, 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 oh.
İki paraşütçü Fethiye'de 1700 metre yüksekliğindeki Baba Dağ'dan peş peşe atlayış yapıyordu. Ayaklarını yerden kesmişlerdi ki paraşütler birbirine dolandı. Kameralara yansıyan kazada pilot ve yolcular hızla beton zemine çakıldı. Yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumları iyi. Çekya'nın gündemi ise trafikte görüntülenen formül aracı. Otomobil severler en büyük hayallerini gerçekleştiren o adamı görünce iç geçirerek kayıt tuşuna bastı. Gören bir daha baktı, herkes şaştı kaldı. Çekya'da bir sürücü trafiğe formül aracıyla çıktı. Yaptığı aslında çok tehlikeliydi çünkü formül araçları trafiğe çıkmak için hiç de uygun değil. Ne var ki onu görüntüleyenler olayın şaşkınlığıyla bu ayrıntıları düşünemedi. Herkesin aklına gelen tek şey o aracı görüntülemekti. En ufak hatası hem kendi ölümüne hem de çevresindekilere zarar verebilirdi. Neyse ki sosyal medyaya damga vuran kayıt bir kaza yaşanmadan sona erdi. Polis şimdi kask taktığı için kimliği belirlenemeyen o sürücünün peşinde. 200 ila 400 euro para cezası yanında ehliyetine de 6 ay ila 1 yıl el konulması gündemde. Tabii bulunabilirse. Zira benzer olay 2019'da da yaşanmış. Bir kazaya da sebep olan 45 yaşındaki sürücü kimliği tespit edilemediği için serbest bırakılmıştı. Reklam arasına gidiyoruz. Ardından veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.